Arkadaşlar, bu uygulamamızda da yine bir vergi hesaplaması yapacağız. Birkaç örnek öncesinde aslında if'le yapmıştık, iç içe if'lerle. Burada da select case yapısını kullanacağız. Biliyorsunuz select case yapısı da bir örnek, önceki örnekte de yaptık. If'e alternatif bir yapı aslında daha basit olabilir. Bazı ne diyeyim, programcılar ya da bazı kişiler için bazen iç içe if'ler, else'ler vesaire karmaşık olabilir. Daha basitse, şuysa şu, buysa bu yapılacak gibi işlerde belki tercih edilebilir. Bence güzel kullanılabilir bir yapı, select case yapısı. Mantık şöyle, isterseniz hemen örnek datamızı da açalım. Yani yine bir vergi hesaplıyoruz ama hani bütün örneklerimiz için geçerli. Bunlar birer uygulama, amacımız işte bu tür kontrol yapılarını, if'i, select case'i öğrenmek. Ay efendim bu böyleydi, bu gelir vergisi böyleydi. Onları artık sizler yapacaksınız. Buradaki esprisi bu. Bununla bunun arasında ise %15 oranında, bununla bunun arasında ise hatta bundan büyük, buna eşitse anlamında şunu da formatını verebiliriz. Ondan sonra şöyle formatı olsun. Ondan sonra tamam, kayıt edelim. Ondan sonra bununla bunun arasında %20. Bu durumda direkt %20 ile çarpmak yerine önceki örneklerimizde yaptık. Dilim sabiti dediğimiz sabitler bulunur. O sabit artı birinci dilime geçtiği kadar, yani 70 binden fazlası bulunup o %20 ile kalana %15 çarpı %70 bin lira ilk dilimin sabiti eklenerek yapılır. Dört işlem değişiktir aslında. If ve select yapısı aynıdır. Bir iki önceki örnekte yaptık. Onlara bakarsınız. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Kodlama yapımıza gidelim arkadaşlar. Biz yine standart SAP denememizi açalım. Şimdi verilerimizi döngüyle okuyacağız. Okuduğumuz değer ne? Vergi. Bununla karşılaştıracağız. Bu arasında ise bununla çarpacağız gibi bir mekanizmayı kuracağız. Değişkenlerimiz her zaman olduğu gibi satır, döngü için okuyacağız. As long olabilir. Ondan sonra ayrıca buradaki parayı okuyacağız. Değil mi? Onu da olabilir ama direkt almamışız. Bence daha iyi. Şöyle yapalım. Dim tutar diyelim, vergi diyelim. Para çünkü orası, yani maddi değer, vergi matrağı. As double olacak. Önemli olan zaten konu. Şimdi with kalıbı açıyoruz. Neden? Çünkü boşu boşuna this workbook to sheet'ti vesaire. Control space bar unutmayalım. Sheets tamamladım. Sheet 1. Ondan sonra end sonunda end bitimizi unutmuyoruz. Tamam. Bu kuruldu. Artık ne yapabiliriz? Döngüye girme zamanı geldi mi? Girelim. For, tabii son satırı da alalım. As long. Son satırı bulalım döngüye girmeden önce. Nasıl bulunuyordu son satır arkadaşlar? Nokta range. Ondan sonra A1, B1 her neyse. Oradan sonra end deyip Excel down. Down nokta row. Ondan sonra şimdi döngüye girebiliriz. For satır eşittir 2 to son satır. Next'ini unutmuyoruz. Satır desek de olur, demesek de olur. Şimdi okuyacağız. Ama okuyunca isterseniz şu tutarı bir elde edelim. Tutarın karşılığı nedir? Sales burada. Ondan sonra sales satır virgül 2. Tamam. Şimdi select case yapısına giriyorum. Select case tutar. Tutarı aldım çünkü. Tek tek yapıyorum. Case dedim. Case dedim. Ondan sonra case dedim. Evet arkadaşlar, case nokta sales, tabii nokta sales unutmayalım, neyin seli değil mi? Sales satır, ondan sonra 2 ile okuyoruz onu, biliyorsunuz sell ikinci sütun anlamında.
Şimdi case bu ikideki değer ile to ikideki değer, ha özür dilerim, ikideki değer zaten burada okundu. Geliyoruz. Range burada okuduğumuz değer G2 ile H2 arasındaysa I2 ile çarp. Yani G2 to H2, şöyle kopyalayalım. Copy paste yapmayın diyoruz ama biz yapıyoruz devamlı. İse ne yapacak? Şimdi nokta sels, hedef alanımız sels, satır 3, yani yazacağı yer burası arkadaşlar. 3'e vergi yazacağız. Eşittir. Tamam. 2'deki değer isterseniz tutar var elimizde. 3'e şeyi koyacağız. Ondan sonra 3'e 2'deki değeri aslında tutar o değer ama hadi öyle yapalım. 2'deki değeri ondan sonra neyle çarpacağız? Çarpı çarpı nokta range arkadaşlar I3 I2 özür dilerim. Evet, niye kızdı? Select case oysa dedik. Bakalım. Case tuysa select eşittir. Aynısını yapmışız zaten. Select case dedikten sonra case var. Select case tutar. Select case buradaki değeri almışız. Tamam. Döngümüzün içerisinde case dedik. Değer tutu. Tamam. Değer tu. Satır 3 eşittir. Onda da bir problemimiz yok. Tamam. Value diyelim. Şart olduğunu sanmıyorum ama value eşittir. Nokta sels bilmem ne. Parantez kapanacak demiş. Neyin parantezi? Hata yaptık. Şurada önümüzde duruyor parantez. Evet. Tamam arkadaşlar. Bu devam edecek. Ta ki bu 4 tane artı da bundan da büyükse bununla çarpacak. Bu arada şunu hatırlatayım. Yani bir detay dediğim gibi yani burada elbette vergiler şeyler hep değişecek. G3'e geliyoruz. H3'e. G3'e geliyoruz. G3, H3 arasında ise ondan sonra I3 ile çarpılacak. Bu çarpım farklı olacak normalde. Şöyle düşünün. Alt tire yapacaktım. Aşağı geçsin. Ya burada biliyorsunuz önce bu dilime geçtiyse, ikinci dilimse 70 binden farkı kadar alıp %20 ile çarpılacak. Yani şu çıkarılacak önce. Hadi yapayım bir tanesini. Ondan sonra bu çıkarılacak. Noktasel 2'deki değer buradaki değerden çıkarılacak. H2'deki değerden. H2'deki değer o da şöyle. H2'deki değerden çıkarıldıktan sonra evet o onunla çarpılacak artı buradaki dilim sabiti konulacak. Dilim sabit de şöyle hesaplanacak. Ondan sonra burası çarpı bu. 10.500 lira. Sonra dilim sabitleri önceki tablolarımızda yaptık sanıyorum. Yani her dilime geçişte bu dilimde de komple bu dilime gelen kişi 10.500 artı bu ikisinin farkının %20'siyle gelecek aslında. Şöyle. Farkı alınıp
Yani işte Excel'le uğraşmanın şeyi bu. Her zaman karşımıza sadece formül yazacağınız şey çıkmayacak. Zaten işin zorluğu orada. Sizi çağıracak üretimci, ona göre yap. O çağıracak, buna göre yap diye. Ondan sonra burası 3 ile çarpılacak tabii. Ama artı o kalan para, ondan sonra artı bu eklenecek. Elbette, çünkü 150 bin lira 30 bin değil, bunu alacak gibi. Bu tablo böyle inecek aşağıya. Ondan sonra bakarsınız artık, ama böyle olması lazım. Evet, yani buraya geldik. Düz çarpma yerine artı, oradaki değer şu yaptığımız J2'deki değer olacak arkadaşlar. J2 ile tekrar çarpacağız. Yani şeyini yaptım, yani genişletmiş olarak yapmaya çalıştım size. Ezbere olmasın. J2. Evet, bu şekilde. Bu da şu anda birinci case'imiz, ikinci case'imiz yapıldı. En sonunda ne yapıyorduk? And select diyeceğiz. Onu unutmayacağız. Case else diyebileceğiz bu yapıda. Şimdi iki tanesi için çalıştıralım. Tamam. Gördüğünüz gibi sheet değil, sheet 1'miş. Bu hataları çok alacağız. Dikkat etmek lazım. Onun yerine belki şu sheet 1'i kullanmak lazım burada. Ondan sonra case range K2 case tutar dedik. Select case tutar. Ondan sonra tamam. Burada bakalım bir dakika. Burada yapmış olduğumuz bir hata yok aslında. Şunu beğenmedi. Value'ları koymak da şart değil. Şunu beğenmemiş olabilir. Şuna ihtiyaç yok sanıyorum. Hani parametrize ettim ben. Her zaman için daha güzel yapılar olsun diye. Bunu istemiyor sanıyorum. Direkt bunu buraya koyacağız. Hani orada tutar deyince sanki tutarlar arasında gibi. Şuraya nokta sales olacak tabii. Bunu okuyor. Döngüye girdi biliyorsunuz. Döngü devam ediyor. Önce eğer K2 ile H2 arasında ise git bununla çarp. Şuraya bir enter. Sonra eğer G3 ile H3 arasında ise gidip önce bilmem neyi çıkar. H'taki şeyden, ondan farkını bul. İlk dilimini koy gibi. Böyle devam ediyor. Şu ana kadar yapalım. Evet. Yaptı. Tabii 200 bin lira öbür dilime girdiği için bir şey gelmedi. Tekrar devam edeceğiz. Aslında çok kolay. Şu şekilde tekrar devam ediyoruz. Ama kontrollerini artık siz yapın. Dediğim gibi hiçbir ticari size yapı öneri, fiyat tutar tablosu vermiyoruz. Veremeyiz de, değişecektir, farklı olacaktır. Bizim tek bir amacımız var bu çalışmalarda. Hani bazen bizim tablo işte bizim şirkete uymadı diye bana soruyorlar. Ya ben sizin şirketin verilerinde bir işim yok. Benim sonuçta amacımız burada sizlere işte if'leri, select'leri, döngüleri neyse Visual Basic'i anlatmaktır. G3, G4 yapacağız. G4 yapacağız. G4, H4. Ondan sonra geldi. Neyle çarpılacak? H3'ten çıkarılacak. Ondan sonra I4 ile çarpılacak. I4'e de bakalım. Ezbere olmasın. Şura değil mi? I4. Evet. Ondan sonra bir de artı R C3 eklenecek. Çünkü bu dilime geçtiğinizde de otomatik olarak 26.500 lirayı kendinize şey alacaksınız. Ondan sonra 200 bin lira için ne alıyormuş bakalım şimdi. 200 bin lira için 40 bin lira. Şimdi düşünün, 200 bin lira için 27 olsaydı ne olurdu? İşte 30 olsa 200 bin lira için 60 bin lira oldu. 27 arkadaşlar 50, ondan sonra 54 bin lira, doğru mu? 54 bin lira olması lazım. Halbuki 40 bin lira. Neden? Çünkü
150 binden büyük 50 bin lira için 27 bin alındı. O da 13.500 edebilir. Artı bu dilimleri tam doldurduğu için bu üstüne konuldu. Bu arkadaş 40 bin lira aldı. Dediğim gibi hesaplama size ait. Zaten vergi işinde girdiyseniz bu tarz şeylerde işte internette bir sürü hesaplama araçları falan var. Onları test edersiniz. Bu ayrı bir case. Yani işte bizim o park ücreti gibi statik değil de her dilim kendinden elektrik, su falan paralar da böyle olur. Yani her dilim kendinde geçen kadar üste geçiyorsak da o üste geçtiğimiz kadarıyla üst eskinden altından altından. Yani bir detaydır. Ancak dediğim gibi bizim if yapısı, case yapısı devam edecek. Onda bir problem yok. Şimdi buraya geldik sanıyorum. Bir tane daha yapalım. Bitirelim artık bu işi. Ondan sonra 5 ile 5 ise çok uzattık ama işte case yapılarıyla 4 olacak. Ondan sonra 5 olacak ve 5 4 ile çarpılacak. Siz çek edersiniz 4 ile. Peki o da tamam. G5 neresiydi? G5 burası. Ondan sonra 6'da ne yapıyoruz? Bu sefer şeyse büyükse şeyi yapıp onu yapacağız. Büyükseyi direkt bu şekilde case is esprisi kullanabiliriz. Kullanayım. Oradan aldım. Ha, case as'e de gerek yok. Case else de diyebiliriz. Tamam. Else kullanmamışız. Case else'imiz yok burada. Ama örneklerimizde kullandık. Burada büyükse diye kullandık. Else ise hatalı. Ben kullanayım yine. Case as message box hatalı. Box hatalı durum ya da tanımlanmayan işlem. Evet, onu da yaptık. Peki G6'dan büyükse diye koyduk. Herhalde eşitse büyükse olacak herhalde. Çünkü 1900 oraya giriyor. Ha, evet. 1900'den büyükse diye o zaman da arkadaşlar nasıl olacak? Buraya 1900'den üstünü girip 607 eklenecek. Aslında aynı mantık geçerli. Şuradaki şey geçerli. H4 değil, H5 çıkacak. Ondan sonra J5 eklenecek gibi düşünebiliriz artık arkadaşlar. Buna gerek yok. Ha, bu çıkartma işlemi için değil mi? Case is demişiz. G6. Biz de burada çıkartma işlemi yaptık. Ondan sonra eşittir. Tabii şunu koymadık. Biz iki parçalı yaptık ya. Ondan sonra 3. Evet. Büyük paralar için de gördüğünüz gibi 2 milyon için 5 milyon. Yani dediğim gibi parasal hesaplamada hiçbir garantimiz söz konusu değil. Para pulda. Yani amacımız işte bir case yapısını oluşturmak. Case is de yaptık. Case else de yaptık. Vesaire. Hani olur ya bunların dışında bir değer işte ne bileyim işte eksi bir rakam falan filan ondan sonra durumunda bakın yani gördüğünüz gibi her şeyi düşünmek gerekir böyle durumlarda. Zaten önümüzdeki uygulamalarda bir de sizlerle if-error hatalı durumları da arkadaşlar yapıyor olacağız. Tamam mı? O şekilde farklı şekillerde yapıyor olacağız bu tür işlemleri.